İstanbul'da Ağustos ayı. Yaz mevsiminin zirvesi ve Türk Hava Yolları personeli için de en yoğun sezon. Her gün 173 bin yolcu taşıyorlar. Yılın en zorlu dönemi bu. Türk Hava Yolları, perde arkasındakileri göstermek üzere ilk kez kameralara kapılarını açıyor. Bakalım 40 bin kişilik ekip tartışmalarla nasıl başa çıkıyor? Hanımefendi, ne demek istiyorsan ben? Polis çağırın. Çağırın polisi. Programa nasıl uyabiliyor? Yüklemeyi durdurun abi, uçak değişti. Uçuş sırları neler? Biraz kestirip sonra da bir film izleyebilirim. Peki ya kanunsuz yolcular? Bu nedir? Kıbrıs'tan gidiyorsunuz değil mi? Hayır, bu yeterli değil. İkinizi soruyorum. Uluslararası bir havayolu şirketini idare etmek büyük bir mücadele. En yoğun sezonda 3 boyutlu satranç oynamak gibi bir iş bu. İnsel Türk Hava Yolları. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın buluştuğu bir bölgede yer alan İstanbul, önemli bir ulaşım noktası. Bu ulaşımın merkezindeki Atatürk Havalimanı'nda her gün 80 bin kişi yolculuklarına başlıyor. Atatürk Havalimanı, 108 ülkeye uçan Türk Hava Yolları'na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketine. Tatil sezonunun zirvesinde hafta sonları yılın en yoğun seyahat günleri oluyor. Cumartesi sabahı saat 6.30. Bir sonraki en yakın alternatifimiz Roma. Oradaki koşulları incelememiz gerekecek. Türk Hava Yolları'nın günlük Brezilya uçuşunda görev alacak 3 pilot 3 saat içinde kalkışa geçecek. Uçuş için tüm bilgileri aldık. Her şey yolunda görünüyor. São Paulo uçuşumuz son derece rahat gerçekleşecek. Hakan Turgut kısmen Türk pilot, kısmen Avustralyalı bir adrenalin bağımlısı. Hayatımda 3 büyük tutkum oldu. Bunlar motosikletler, uçmak ve boks yapmak. Uçuşla ilgili bir kariyerim olduğu için çok şanslıyım. Her şey yolunda gibi görünüyor. Hakan bugün 10.460 kilometre uçacak. Her şeye hazırlıklı olmalı. İnsanların hayatı ona emanet. Atlas Okyanusu üzerinde uçarken biraz bulutla karşılaşacağız. Bu bizi biraz etkileyebilir. Alışılmışın dışında bir şeyle karşılaşırsak etrafından dolanmaya çalışarak güvenli bir uçuş geçirmeyi sağlayacağız. Tekrar günaydın. Pilotlara 17 kişilik kabin ekibi eşlik edecek. Aranızda São Paulo'ya ilk kez giden var mı acaba? İlk seferin mi? Yeni bir ekip toplanmış. Banu Ozansoy'un görevi birlikte takım halinde çalışmalarını sağlamak. Her gün farklı bir ekiple uçuyoruz ve hiç kimse birbirini tanımıyor. Sorumlu kabin amiri olarak benim görevim kabin ekibinin birbirleriyle ve yolcularla olan ilişkilerini veya kokpitle kabin ekibi arasındaki ilişkileri yönetmek, uçakta olup biteni yani her şeyi görmek. Hande 8 numara, 1. sınıfta çalışacak. Evet. Emekliliğine 2 yıl kalmış olsa da Banu'ya hiç de öyle gelmiyor. Çalışmak benim genç kalmamı sağlıyor. Çünkü gençlerle birlikte çalışıyorsunuz. Her gün farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Her uçuş benim için farklı bir hayat sonuçta. Değişik. Kalkışa geçmeden önce Banu müşteriye hizmet konusunda bir tüyo veriyor. Yolcuyla yüz yüze olmak benim için çok önemli gerçekten. Gülümsediğimizde onlara bizim için önemli olduklarını hissettirdiğimizde hiçbir sorun olmaz. Ben 21 yıldır uçuyorum ve bunu görebiliyorum. Evet, tamam, beni dinlediğiniz için sağ olun. Ama az sonra check-in bankolarında bir yolcunun tebessümden fazlasına ihtiyacı olabilir. Fazla rezervasyonun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Sivil havacılık kuralları gereğince bütün havayolu şirketleri uçak kapasitesinden fazla bilet satışı yapar. Şu anda ne yazık ki hiç boş koltuğumuz yok. Hiç kalmadı. Havayolu şirketleri gelmeyecek yolcuları göz önünde bulundurarak fazla bilet satıyor. Ya da bir tane şey yap, bir uçak dolu yap, hani gönder bana. Herkes uçuşa geldiğinde Merve Taşbaş krizle ilgileniyor. Bazen insanlar şöyle diyor, neden gülümsüyorsunuz? Ben uçağıma binemiyorum ama siz gülümsüyorsunuz. Biz de bazen meslektaşlarımızla konuşuyoruz. Hangisi daha iyi acaba? Gülümsemek mi, gülümsememek mi? Bu yolcu Los Angeles'a uçmak üzere olduğunu düşünüyordu. Merve onu ertesi günkü uçuşa almalı. Gönüllü olursanız
feragatiniz karşılığında size 600 avro ödeyebiliriz. Ayrıca otel masraflarınızı ve yarınki uçak bilet ücretinizi de karşılarız. Tamam. İsterseniz tabii. Bunu tercih etmiyorum. İstemiyor musunuz? Hayır, teşekkürler. Yolcunun bagajı düşünüldüğünde bu mümkün değil. Bu benim dostum Captain. Her yere benimle birlikte gelir. 2 aydır ülkenin kuzeydoğu kesiminde geziyorduk. Şimdi de eve dönmeye çalışıyoruz. Merve bir sorunla karşılaştı. Check-in yapmış bir yolcuyu koltuğunu vermeye ikna etmesi gerekiyor. Bu yolcu için gönüllü aramalıyım. Önceliğe sahip çünkü bir köpeği var. Merve'nin önceliği yolcuları uçağa almak. Ama bazılarının önceliği de yolcuları uçaktan uzak tutmak. Göçmenlik memurları gelen herkesin pasaportlarını kontrol ederken, gidiş bölümünde de Türk Hava Yolları giden bütün yolcuları kontrol ediyor. Pasaport bilgilerini, vize kurallarını, vize dolum süresini, geçerliliğini ve imzayı kontrol ediyoruz. Murat Ölmez, vizeleri kontrol eden 33 kişiden biri. İyi günler. Avusturya'ya gidecek uçağa yasa dışı olarak binmeye çalışacak 2 kişi olduğuna dair bir haber almış. Uçuşa ait kapıda şüpheli bir durum olmasını bekliyoruz. Şüpheli yolcular karşımıza geldiğinde 2 dakika içinde karar vermemiz lazım. Yolcuları uçuşa alacağız veya almayacağız. Murat'ın gözleri ve sezgileri en son savunma hattı. Yasa dışı bir yolcuyu gözden kaçırırsa havayolu şirketi 5000 avroya varan bir ceza ile karşılaşabilir. Beklemedesiniz. Merhaba. Merhaba. Vizeniz nerede? Vizem mi? Evet, vizenizi görmek isterim. Bir dakika. Lütfen. Dönüş biletiniz var mı? Evet, var. Tamam. Orada kaç gün kalacaksınız? 8 gün. 8 gün. Güzel. Murat, beyefendinin pasaportunu istihbarat veri tabanından sorguluyor. İyi uçuşlar dilerim. Teşekkür ederim. Yolcu onay alıyor. Teşekkür ederim. 2 şüpheli yolcuyu boarding sırasında kontrol ettik. Her şey yolundaydı. İşimiz tamam. Şimdi başka bir uçuşa gideceğiz. Murat 8 saatlik mesaisi süresince 1000 kadar yolcuyu kontrolden geçirecek ve 8 kilometre yol yapacak. Bu iş tekerlekler üzerinde daha kolay. Burası büyük bir havalimanı ve operasyonel anlamda vaktimiz çok kısıtlı. Kapıdan kapıya gitmek için belki 3 dakikamız oluyor. Hızlı gidebilmek için Segway aracını kullanıyoruz. Hakan havalimanına gelirken rötar yapan bir uçağın kontrolünü devralacak. Ekibin durumu toparlamak için sadece 1 saati var. Aksi takdirde kalkış sırasındaki yerlerini kaybedecekler. Bu yeri kaybederlerse yenisi için daha da çok beklemeleri gerekebilir. Temizlik halen devam ediyor ama. Acil durumun herkes farkında değil. Evet arkadaşlar, başlayabilirsiniz bir an önce. Bu bizim kabin arıza defterimiz. Banu bir aksaklık olmaması için kayıtları kontrol ederken yeni bir aksaklık çıkıyor. Kapı sıkışmış gibi duruyor. Kapanmıyor. Kapı kapanmazsa bu uçak bir yere gidemez. Türk Hava Yolları filosundaki uçakların yaş ortalaması 7'nin altında. Öte yandan hangarlarda teknisyenler Türk Hava Yolları filosunu en iyi durumda tutmak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Bir sorunumuz var. Bunun için aşağı inmem gerekiyor. Ayhan Uçarcan, iyi eğitimli teknisyenlerden oluşan bir ekibin lideri. Airbus A330 uçağına yeni bir jet motoru taktılar. Bu rutin bir işlem ama bu kez mandallardan birinde çatlağa neden olmuş. Bu sorunu çözmemiz lazım.
Gördüğünüz gibi denetim sırasında tespit edilen bir sorun bu. Şimdi bunu çözeceğiz. Bunu çıkarıp sağlam bir tane takacağız. Hangarlarda çalışan teknisyenler için titizlikle yapılan denetimler günün önemli bir kısmını kaplıyor. Her uçak haftalık, günlük ve her uçuş öncesi olmak üzere bakıma giriyor. Son denetim bizzat pilotlar tarafından yapılıyor. Birçok havayolu şirketi pilotunun Boeing veya Airbus uçurma yetkisi var. Hakan'ın uçağı Boeing. Bugün 777 modelini uçuracak. Avucunun içi gibi bildiği bir uçak bu. 6 ayda bir simülatöre girmemiz gerekiyor. Uçağı her türlü koşulda uçurabileceğimizi ispatlamalıyız. Motor arızaları, donanım arızaları veya kabin basıncı ile alakalı sorunlar olabilir. Yani aklınıza ne gelirse. Arka kapı konusunda yardımcı olmak için kas gücü imdada yetişiyor. Şimdi biraz kol kuvveti gerekiyor. Bu arada biz ön tarafa bir göz atalım. Bu benim aşçı önlüğüm. Bu da aşçı şapkam. Eren Günkaya kendisi için mükemmel mesleği bulmuş. İnanılmaz bir deneyim. Uçaklar benim hobim. Aşçılık da işim. Ve uçan şef olunca ikisi bir araya geliyor. Bu harika. Eren bu ufacık mutfaktan gurme yemekler çıkarmak için özel eğitim almış. Küçük bir alan ama biraz tecrübe kazanınca bizim için yeterli oluyor. Ama yolcu kabulüne başlamak üzereyken birinci sınıftaki bir koltuğun yapmadığını fark ediyorlar. Koltuk çalışmıyor. O yüzden teknisyenleri çağırdık. Gelip bize yardım edecekler. Muhtemelen ufak bir şeydir. Çok zaman yok. Banu'nun ekibinin 270 yolcuyu uçağa almak için 36 dakikası var. Aksi takdirde Brezilya uçuşu rötar yapacak. Los Angeles uçuşunun kapısında Merve Taşbaş halen bir yolcuyu koltuğunu bırakmaya ikna etmeli. Böylece köpekli yolcu evine dönebilecek. Bu zorlu bir görev. Yolcular bazen bana şöyle diyebilir. Hayır, uçuşa fazladan bilet satarken bana mı sordunuz? Ben uçmak istiyorum. Koltuğumu veremem. O zaman işim çok zor oluyor. Gönüllü olacak yolcu aramaya başlayacağım. Merve'nin benzersiz bir becerisi var. Yardımsever yolcuları tespit edebiliyor. Genç ve yalnız yolcular kalmaya daha eğilimli oluyor. İşte böyle birini gördüm. Yalnız bir genç adam en yüksek şansı sunuyor. Merhaba. Merhaba. Los Angeles'a mı uçuyorsunuz acaba? Evet. Yalnız mısınız? Evet. Size bir şey sormak istiyorum. Şu anda sizin gibi rezervasyona sahip olan bir yolcum beklemedi. Ama uçağın kapasitesi tamamen dolu. Bu gece İstanbul'da kalmak isterseniz size 600 avro takdim edeceğim. Bu beyefendinin teklifi düşünmesi bile gerekmiyor. Tamam. Tamam. Gönüllüyseniz biniş kartınızı alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Rica ederim. Los Angeles'a yarın gitsem bir şey olmaz. Üniversitedeki derslerim haftaya başlayacak. Görev tamamlandı. Merve'nin 3 mutlu müşterisi var. Uçakta koltuk bulan bir kişi. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Cüzdanında 600 avro olan bir kişi. Para için yaptıysa bile o parayı hak ediyor. Sadece yardım etmek için yaptıysa da bu muhteşem bir şey. Ve mutlu bir köpek. Ona biraz su verdim. Kafesini sıkıca bağladım. Onu neredeyse 20 saat boyunca göremeyeceğim sanırım. Brezilya uçuşunun kalkış saatine 25 dakika var. Yatmayan koltuğun tamir edilmesi için çağrılan acil durum teknisyeni sorunu çözüyor. Kabin ekibi içinse müşteriye hizmet tebessümlerini sunma zamanı. Yolcuların duyamayacağı bir mesafede pilotlar en kötü senaryolara hazırlanıyorlar. Sadece 4 şey olursa dururuz. Yangın çıkarsa, motor arızalanırsa, ön cam arızalanırsa veya uçak uçamaz hale gelirse. Bunlar dışında daima devam ederiz. Sorumlu kabin amiri Banu Ozan Soy, kabinde herhangi bir sorunu en baştan önlemek için yolcuları karşılıyor. Okey.
Güler yüzümün altından onları kontrol ederim. Bazı yolcular uçağa sarhoş gelebilir ya da psikolojik sorunları olabilir. Bu çok doğal. Onları ilk gördüğüm anda hemen kontrol ederim. Yolcunun davranışından şüphelenirsem kabin ekibine hemen haber veririm. Kapıyı ondan sonra kapatırız. Bu gerçekten çok önemli. Evet, G koltuğu orada. Banu, herkes yolculuğa uygun olduğu ve kimse şüpheli davranmadığı için memnun. Kapıyı kapatmadan önce son nokta burası. Benim açıklamalarım bu kadar. Bunlara ek olarak sıra dışı herhangi bir şey görürseniz lütfen bildirin. Hadi gidelim artık ve evimize sağ salim dönelim. Sorusu olan, bir şey soracak mısın Michael? Hayır efendim. Birinci sınıf şefi Eren Günkaya lüks uçuşun ilk ikramını yapıyor. El yapımı çikolata. Yolcuların memnun olmaları, yemeklerimi ve hizmetimi beğenmeleri benim için cennet gibi. Ama birinci sınıfın lüksü başkalarını da cezbediyor. Ekonomi sınıfından bir yolcu içeri sızmanın peşinde. Beyefendi birinci sınıfta uçuyormuş. Eşi de ekonomi sınıfındaymış ve ziyarete gelmiş. Hanımefendiye kibarca eşlik edilerek kendisi ekonomi sınıfındaki yerine geri götürülüyor. Brezilya uçuşu bugün Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak 470 Türk Hava Yolları uçuşundan biri. Pushback sadece 37 dakika geç başlıyor. Türk Hava Yolları zamanında varış konusunda 2013'te %82'lik bir oran tutturdu. Hazır mıyız? Evet efendim. Runway 3, 5, right on runway 3. 347 tonluk uçağın kalkış için saatte 273 kilometreye çıkması lazım. 20 yıldır pilotluk yapsa da Hakan uçma heyecanını hiç yitirmemiş. Havalandığınız zaman hissettiğiniz özgürlük ve adrenalin patlaması sayesinde bu bana iş gibi gelmiyor. Emekli olmuşum da bu muhteşem makineyi uçuruyormuşum gibi geliyor. Herhalde hayat bundan daha iyi yok. İstanbul'dan yükselen TK-15 sefer sayılı uçuş gezegen çevresindeki çeyrek turuna başlıyor. Hakan gecikmeyi yolda kolayca telafi edebileceğini düşünüyor. Terminalde, bagaj alım bölümünde de çözüme kavuşması gereken bir gecikme var. Bodrum geliyor, hemen arkasında Bodrum geliyor. Hemen arkasında, biraz yoğunluk. Türk Hava Yolları, sadece Atatürk Havalimanı'nda her gün 70 bin bagajı işleme alıyor. Bodrum geliyor, hemen arkasında Bodrum. Biraz hava sektörü, biraz yoğunluk var. 45 dakika oldu. Hala bekliyoruz. Nereden? Bodrum'dan mı? Bodrum'dan. Son bir saatte 20 uçuş inince bagaj görevlileri yetişmekte zorlanıyor. Burası yarım saat sessiz olacak. Ne zaman sessiz, ne zaman kalabalık olacağını biliriz. Bagaj alım bantlarının kralı olduğunu söyleyen Abdülmenaf Erzek, huzuru korumaya yardımcı oluyor. Je parle pour le Bodrum. Bodrum, n'est-ce pas? Maintenant c'est Izmir venir, après de Izmir Bodrum venir. Quelques minutes, j'ai demandé pour le téléphoner avec moi. Il a dit Bodrum venir. Excusez-moi. Teşekkürler arkadaşlar. Rica etsek İvedi olabilir mi Bodrum? İvedi olabilir mi? Bodrum. We are from France. C'est vrai, vous êtes français? Je suis français. De quelle région? Paris. Fransızca veya İngilizceniz var mı? İngilizce. İngiliz İngilizcesi evet. Mi? Evet, İspanyolca. Flemenkçe mi konuşuyorsunuz? Ich Nederlands spreche. Also Nederlands spreche. Çok yetenekli Abdülmenaf'a göre kızgın müşterileri yatıştırmak için biraz lisan bilmek yeterli. İngilizce,
Fransızca, Almanca, İspanyolca, Yunanca ve biraz Farsça biliyorum. Uyurumdan ötürü de ana dilim olan Kürtçeyi konuşuyorum. Bir de Türkçe var. Abi biraz hızlı olsun. Telsizde de anusları geç Bodrum. Abdülmenaf bagajlarla ilgilenirken Brezilya uçuşunda 2,5 saat geride kaldı. Uçan şef Eren Günkaya'nın sahneye çıkma zamanı. Servise hazırım. Kanepe hazırlıyorum. Patlıcan. Şu anda ana yemeğimizi hazırlamaya başlıyorum. Önceden hazırlanmış yemekleri pişirmek için 2 ufak fırın var. Eren'in işi ise tamamen sunumla ilgili. Kabine girdiğim zaman yolcular bana bakıp şoke oluyorlar. Çok güzel, gerçekten. Bazen kabinde yürüyorum, podyumda yürür gibi. Yolcularla göz teması kuruyorum. Gerçekten güzel. Eren'in işini havada yapabilmesi, buzdağının görünmeyen kısmı olan catering ekibi sayesinde. Atatürk Havalimanı'nda 2500 kişilik bir ekip ona destek oluyor. Bunlar tamamen el yapımı. Önceden paketlenmiş hiçbir ürün yok. Christian Reisenegger'ın ekibi birçok havayolu yemeğini seri şekilde üretiyor. Türk Hava Yolları'nın temel üretim yerindeyiz. Şu anda günde 170 bin öğün yemek hazırlıyoruz. İnanmayabilirsiniz ama şu anda Avrupa'nın en büyük taze yemek çıkartan mutfağıyız. Yemeklerin çoğunda birçok malzeme kullanılıyor. 27 ton portakal, 5.7 ton domates, 1 milyona yakın fındık ve 6 ton patlıcan. Ve bunlar günlük rakamlar. Hepsi de ışık hızında hazırlanıyor. Son derece hızlıyız. Her şeyi bıçakla doğruyoruz. Üst kattaki pastacılar özel bir istekle meşgul. Prestijli bir İngiliz futbol takımı için tatlı yapmak. Bu nasıl bir pasta olacak? Chelsea. Chelsea futbol kulübü için. Chelsea mi? Chelsea mi? Evet, Chelsea. Çok güzel. Londra'ya mı uçuyorlar? Evet, mini kek hazırlayacağım. Bu muzlu pastayı onlar mı istedi? Muzlu turta. Muzlu turta mı? Evet. Çok güzelmiş. Yani Chelsea takımı bu tatlıdan yiyecek. Evet. Muzlu turta herkes için hazırlanmıyor. Christian'ın yemekleri ekonomi sınıfında servis ediliyor. Burada işler birinci sınıfa kıyasla biraz daha yoğun. En yoğun saatlere giriyoruz. Yemek servisi yapmak ve mutfaktan gelen talimatları yerine getirmek için zaman gerek. Figen Bayer Yener 4 yıldır Türk Hava Yolları yolcularına hizmet ediyor. En az 2 tepsiye ihtiyacım var. Arka mutfağa gidiyorum. İşi her zaman hareket halinde olmasını gerektiriyor. Uçağın boyu 75 metre. Bir uçuş süresince bu mesafeyi 100 kez falan kat ediyorsunuz. Bu işi sevmezseniz muhtemelen 2 ay zor dayanırsınız. Genellikle öyle oluyor. Ben daima yapacak iş buluyorum. İşime böyle yaklaşıyorum. Durmak hoşuma gitmiyor. Çünkü durunca sıkılırsınız. Şu anki hız saatte 901 kilometre. Sektörde George olarak bilinen otomatik pilot devreye girince uçuş ekibini yeni bir mücadele bekliyor. Bu uzun uçuşlarda biraz canınız sıkılabiliyor. Mesela bugünkü uçuşta 11,5 saatlik tam bir can sıkıntısı var. Ama kendimizi eğlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pilotların kokpitte kitap okumaları veya elektronik cihaz kullanmaları yasak. Bu nedenle daha geleneksel yöntemlere başvuruyorlar. Hikayeler anlatıyorlar. Fırtına sırasında iniş salonunun tabanı çöktü. Salon sular altında kaldı. Körükten sular akıyordu. Uçağın kapısını kapatmak zorunda kaldılar. Yoksa içeri su dolacaktı.
asla sıkılmayan ve molaya ihtiyaç duymayan George, Sao Paulo uçuşunu devam ettiriyor. Terminalde Bodrum'dan gelen bagajlar dönmeye başlarken... Avva, bon avion. Abdülmenaf etkileyici becerilerini kullanmak için bir fırsat daha görüyor. Yardım ihtiyacınız var mı? Ne oldu? Hangi dili konuşuyorsunuz? İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca? Ruski, drasvide, как дела? Это терминал? Терминал 1, мне нужно Стамбул, Одесса. Терминал Ататюрк 1, интернационал это? Да. The floor? Да, direct. Наверх. Да, наверх. 5 минут. 5 минут, интернационал пьема. Здравствуйте. Dilleri seviyorum. Bir dil öğrenmek istersem benim için 4-5 ay yeterli. Hızlı öğrenirim. Terminalde ise Merve Taşbaş zor anlar yaşıyor. Hanımefendi, ne demek istiyorsun sen be? Polis çağırın. Çağırın polisi ya. Çağırın polisi ya. Yolcu hizmetleri ofisinde Merve Taşbaş ve meslektaşlarının ciddi bir sorunu var. Hayır abicim, benim vesile benim. Önceki gün aşırı yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçuş iptalleri oldu. Bu nedenle fazladan bilet kesilmiş 60 yolcu açıkta. Bir yolcu avukatı için Merve'nin her söylediğini kaydetmekte ısrarcı. Ama havayolu kuralları çalışanların güvenliği için bunu kesinlikle yasaklıyor. İzah edeceğim, niye benim burada olduğunu? Etmeyeceğim çünkü kayıt yapıyorum. İyi, kapatıyorum, bak kapat. Hayır. Silmeniz gerekiyor çektiğiniz kalp. Silmediğiniz takdirde kusura bakmayın. Hiç kimse. Hanımefendi, ne demek istiyorsun sen be? Polis çağırın. Çağırın polisi ya. Çağırın polisi. Benim biletim nerede? Ben biletimi istiyorum. Tamam, siz erken görmemiz gerekiyor. Kayıt silindikten ve müşteri sakinleştirildikten sonra Merve fazla rezervasyonun artı ve eksilerini açıklıyor. Hayır, internetten mi aldınız, acentadan mı? İnternetten aldım. Birinci sınıf salonunun sakinliğinde bile uğraşılacak beklenmedik pürüzler var. Bir şuna bakar mısın Kübra? Bakalım. Şey, çocuğu stampa ekonomi yapmışlar. Daima koşturacak bir sebep bulunur. Bazı yolcular aktarmalı uçuşlarını kaçırırlar. Kübra Gençtürk, Boston uçuşlarını kaçıran bir aile için çözüm bulmak zorunda. Aile olarak seyahat ederler ama... Şu anda bir sonraki uçuşta oğulları için yer yok. Yer açma durumu var mı? Nasıl yapalım? Kübra bir aileye yardım ederken... Merve de diğerini 2000 avro tazminat ve ertesi güne bilet vermeye ikna ediyor. Otel istiyor musunuz? Otel. Varsa. Tabii. Aşağıda yol sonunda sağda Starbucks'ın yanında Hotel Des departmanımız var. Hoşçakalın. Okey, buyurun. Öfkeli yolcular Merve'nin işinin bir parçası. Bu ofise bir yolcu geliyorsa bize bağıracak demektir. Açıkçası 100 yolcudan 100'ünde de bu iş böyledir. Ama salonda Kübra daha şanslı. Tamam, süper. Boston'a bir sonraki uçuşta bir koltuk boşaldı. İşte zafer. Aile için yan yana koltuklar bulduk. Sorun çözülmüş oldu. Yolcuların programları ve uçuş rötarları gibi belirsiz unsurlar söz konusuyken sorun çözmek bir rutin. Şimdi çözüldü, sorun yok. Oğlunuzun biletini de konfirme ettik. Harika, tamam. Teşekkür ederim. ...4 saat 15 dakikadır süren uçuşta... ...ekonomi sınıfından eşi gizlice gelen beyefendinin bir ziyaretçisi daha var. Bu defa oğlu ön kısma geldi. Yine bilgi verdim. Lütfen koltuğunuza dönün dedim. Birinci sınıfa sık sık ziyarete gelebileceklerini zannediyorlar ama... ...bu hiç doğru değil. Çünkü diğer yolcular bundan rahatsız olabilir. Bunu bilmelerine rağmen yapıyorlar. Gözümüzü açık tutmamız gerekiyor. Kontrolü alabilir misin? Ben uyumak için arka tarafa gideceğim. Pekala. Uçuş ekibinde 3 kişi var ve kontrol George'da olduğu için sadece 2 kişi lazım. Böylece her biri 3 saat dinlenebiliyor. Kokpit arkasında pilotların çok özel dinlenme bölümü yer alıyor.
Sabah çok erken kalktık. 5:30 civarıydı. O yüzden biraz kestirip sonra da bir film izleyebilirim sanırım. Kabin ışıkları kısılırken Banu'nun ekibi de kısa bir uykuya çekiliyor. Kabin ekibinin yarısı şu anda uyuyor. Size göstereceğim ama sessiz olmalısınız. Uçağın kuyruğuna yakın bir yerde kabin ekibinin yatakhanesi var. Burada 8 ranza var. Şu anda çoğu uykuda. İkinci servisten 15 dakika önce onları uyandırmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Uyuyabilirsiniz, uyuyun. Üniformalarını çıkarıp pijama giyerler. Servisten önce de makyajlarını tazeleyip saçlarını düzeltmeleri gerekiyor. Bir uçak havadayken para kazandırır. Yerdeyken kazandırmaz. Türk Hava Yolları inen uçakların mümkün olduğunca çabuk tekrar havalanmasını ister. Ama bu sefer işler plana uygun gitmiyor. Yüklemeyi durdurun abi, uçak değişti. Abi yüklemeyin, uçak değişiyor. Geri boşaltın. Basma. İbrahim Özdemir bu gibi değişimleri koordine ediyor. Benim işim bu. Görevim bu. İbrahim uçağa kalkışa hazırlamıştı ama sonra bir sorun olduğu anlaşıldı. Motorun çalışması için uçağın yardımcı güç ünitesine ihtiyacı vardır. Yoksa motoru başlatamayız. İşler durumda bir yardımcı güç ünitesi olmadan uçak aküsüz bir arabaya benzer. 150 yolcu kapıda toplanırken İbrahim'e başka bir uçak lazım. Hem de hemen. Bazen sürprizlerle karşılaşırız. İbrahim'in günü birdenbire çok daha karmaşık bir hale geldi. Bir uçaktaki sorunun ardından İbrahim Özdemir bir Danimarka uçuşu için acilen başka bir uçak bulmalı. Bundan geliyor. Geliyor işte. Gelmiş tamam. Gece. Gelmiş. Gelmiş yani. Verilmiş o zaman. Sierra 2 o. Tamam. Tamam. Sierra 2. Sierra 2. İhtiyacı olan bilginin yanı sıra daha ileride bir kalkış sırası da alan İbrahim hızlı bir değişiklik için hazır. Şu benim uçağım. Sierra 2 uçağını bekliyoruz. Park pozisyonunda. Burada. Görevliler yeni uçağı doldururken uçağın dengede kalabilmesi için bagajların ön ve arka kısımlara eşit dağıtılması çok önemli. Aksi takdirde kalkış veya iniş sırasında kuyruk piste çarpabilir. Kuyruk çarpışma koruma setini test eden bu Boeing 747 görüntülerinde olduğu gibi. Bütün havayolu şirketlerinin kaçınmak istedikleri bir senaryo bu. Kalkışa 40 dakika var ve uçağın temizlenmesi gerekiyor. Temizlik için sadece 12 dakikamız var. Evet, bütün uçak için 12 dakika. 3 dakikamız kaldı. İbrahim başarabileceklerini düşünüyor. Uçuşun 150 yolcusu şu anda 1 saatten fazla süredir beklemekte. Yolcuları uçağa almaya başlayacağız. Ne zaman olur? 10 dakika mı? 10-15 dakika sonra. Tamam, sorun değil. Yapabiliriz. Tamam. Ben herkesi toparlarım. Yolcu hizmetleri, ekip liderleri, temizlik personeli. Hadi gelin. Dışarı çıkalım. Lütfen dışarı çıkalım. Yeterli zamanımız yok. Yolcular nihayet uçağa almıyor ama İbrahim evrak işlerini bitirmeden uçak bir yere gidemez. Herkes bu iş için çalışıyor. Uçak için çok önemli bu. Yük ve denge belgeleri. Bunu pilota vereceğim. İyi uçuşlar. Uçuş ekibinin uçağın ağırlığını ve ağırlığın nasıl dağıldığını tam olarak bilmelerini sağlıyor.
Bu sayede kuyruğu piste çarptırmadan havalanabiliyor ve yakıt verimliliğini en yüksek oranda tutabiliyorlar. Bir uçağı yükleyip boşaltıp tekrar baştan başladıktan sonra İbrahim artık pushback için hazır. Bütün bunlara rağmen programın sadece 2 saat gerisinde kaldılar. Programlar değil, daima güvenlik bir numaralı önceliktir. Buradaki işimi bitirdim. Diğer uçuşlara geçeceğim. Vize ve pasaport kontrol memuru Murat Ölmez, mesaisi sakin geçtiği için memnun. Şüpheli belgelerle seyahat etmeye çalışan kimseyi görmedi. İstanbul, 3 kıtanın geçiş noktası olduğu için alışılmadık bir durum bu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, normalde bir günde 20 hatta belki 30 yolcuda şüpheli durumlarla karşılaştığımız oluyor diyebilirim. Tamam, lütfen pasaportlarınızı ve biniş kartlarınızı kontrol için hazırlayın. Ama Amsterdam'a gidecek bu uçuş ortamı canlandırabilir. Batı Avrupa'nın bu kalabalık aktarma merkezi rağbet gören bir güzergahta. Merhaba. Tamam hanımefendi. Teşekkür ederim. Murat yolcuları kontrol ederken meslektaşı da belgelerini tarıyor. Olası bir sorun tespit ediyorlar. Bir İtalyan kimliği sahteymiş gibi görünüyor. Murat, söz konusu yolcuya İtalyanca birkaç soru sormak istiyor. Ciao. Parli italiano? Italiano. Come stai? Parli italiano? Italiano. Come stai? Sei andato a chiamare il tuo passaporto? Passaporto. La carta d'identità? Documento carte di serie? Kapı kapanmak üzereyken Murat'ın hızla bir karar vermesi gerekiyor. Benimle gelin lütfen. Gidelim. 28 Charlie. Adam İtalyanca anlamıyor. Murat onun gerçek uyruğunu gizlediğini düşünüyor. Kontrol memuru Murat Ölmez, sahte gibi görünen bir İtalyan kimliğiyle Amsterdam'a gitmeye çalışan yolcuyu sorguya çekiyor. İngilizce biliyor musunuz? İngilizce. Tamam. Amsterdam'a ne amaçla gidiyorsunuz? Benim gidiş amacım... Bakın, sadece... Belgelerinizde sorun olduğunu biliyor musunuz? Belgelerinizde sorun var. İtalya'dan alınmış herhangi bir belgeniz var mı? Bu nedir? Kıbrıs'tan geliyorsunuz değil mi? Hayır, bu yeterli değil. Ülkenizi soruyorum. Yakalandığını anlayan adam, gizlediği Suriye pasaportunu çıkarıyor. Gidelim. Polis memuruna gitmelisiniz. Buyurun. Suriyeliler vizeleri olmadan Hollanda'ya giremiyorlar. Bu adamın vizesi yok. Lütfen bekleyin. Şurada oturabilirsiniz. Sahte İtalyan belgesiyle Amsterdam'a seyahat etmek istiyor. Birlikte sınır polisine gitmemiz lazım. Beyefendiyi orada tutacaklar. Belgeleri elinden alınan adamın yetkililerle görüşmeyi beklemekten başka çaresi yok. Bagaj bölümünde bantların kralı olan Abdülmenap Erzek'in mesaisi bitmek üzere ama araya bir dil daha sıkıştırıyor. Bu seferki Japonca. Nereden geliyorsunuz? Kayseri'den. Kayseri. İngilizce biliyor musunuz? Hayır, hayır. Japonca. İngilizce. Japon musunuz? Evet. Evet. Genki desu ka? İngilizce. Japonca. Mada desu ka? Brezilya seyahatinin son ayağında uçan şef Eren Günkaya, her şeyden habersiz bir yolcuya sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Bugün doğum günü pastamız var ve yolcuya servis edeceğiz. Doğum günü için çok hoş bir sürpriz yapmış olacağız. İşte burada pastamız.
Yolcumuzun doğum günü kutlaması hakkında hiçbir fikri yok çünkü doğum günü olduğunu bilet listesinden öğrendik. Mum bile var. Şimdi göreceğiz. Yolcumuz çok şaşıracak. Başlıyoruz. Şefim ben tutayım sen. Ben doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllar diyoruz. Birinci sınıfta herkes gülümsüyor ama ekonomi sınıfında Figen Bayer Yener bir sorun yaşıyor. Bari bir kahve zincirinde barista falan olsaydım. Kahvecilere giden insanlara kahve siparişlerini sorduğunuz zaman ne istediklerini biliyorlar. Kahve, kahvenizi nasıl alırsınız? Sütlü mü, sade mi, şekerli mi istersiniz? Kahvenizi nasıl alırsınız? Süt ve şeker alır mısınız? İkisinden de mi? Burada aynı soruyu tekrar tekrar sormak zorundayım. Süt ve şeker? Süt. Şeker alır mısınız? Şeker? Hayır mı? Hangisi için? Şeker ve dünyanın her yerinde bütün uçuş görevlileri için sinir bozucu bir şey bu. Bu işi yaparken keşke bir kahve zincirinde çalışsaydık diyoruz. Kahve veya çay alır mısınız efendim? İstemiyor musunuz? Peki o zaman? Son kahvelerde içildikten sonra göklerde geçen 12,5 saatin ardından Brezilya uçağı tekrar yere inmeye hazır. Bayanlar ve baylar, sevgili çocuklar, kaptanınız konuşuyor. Kısa süre sonra Sao Paulo Uluslararası Havalimanı'na doğru açılmaya başlayacağız. Otomatik pilot George'un kokpitteki işi bittiğine göre uçak ve yolcular tekrar Hakan Turgut'a emanet. 6 metre. 1023, 7400'ü geçiyoruz. Çek. Asla bir önceki uçuşla aynı olmaz. Her şey çok hızlı gerçekleşir. Hızlı düşünmeniz ve çevrenizdekileri değerlendirmeniz gerekir. Dünyanın çevresinde çeyrek tur attıktan sonra her şey Hakan, 777 ve 2900 metrelik asfalt arasında. Saatte yaklaşık 300 kilometre hızla giderken hassasiyet çok önemli. Örnek bir iniş. Hakan rötarı telafi etmekle kalmadı, aynı zamanda 25 dakika erken vardı. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, lütfen kemerlerinizi çözmeyin ve yerinizden kalkmayın. İyi günler dileriz. İyi günler dileriz. Gördüğünüz gibi hava çok açıktı. Normalde Sao Paulo'ya gelirken özellikle de yaz mevsiminde çok fazla bulut olur. İnişi epey zorlaştırır. Ama bugün hava koşulları mükemmeldi. Daha iyisini isteyemezdik. Evet. Birinci sınıfı ara sıra işgal edenler haricinde Banu ve ekibi için rahat bir uçuş oldu. Mükemmeldi. Hiç sorun yoktu. Ekibim iyiydi. Yolcularım mutluydu. Yani hiç sorun yaşamadık. Eren'e de övgüler yağıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Demek ki şefler de işini iyi yapmış. Yolcuları memnun gördüğümüzde kendimizi gerçekten çok iyi hissediyoruz. Bu yüzden buradayız. Tabii. 10.460 kilometre yol kat ettikten sonra dönüş yolculuğu öncesinde ekip en az 24 saat dinlenecek. Türk Hava Yolları'nda bir sonraki 24 saat 40 bin kişilik personel için yepyeni mücadeleleri beraberinde getirecek. Asfalt pistten bagaj salonlarına, yerde ve havada 7 gün 24 saat kesintisiz koordinasyon, hassasiyet ve güler yüzle 173 bin yolcuyu daha dünyanın dört bir yanına ulaştıracaklar.